Bu videoda sinapsların yapısı hakkında konuşacağız arkadaşlar. Sinapslar için nöronların hedef hücreleriyle temas ve iletişime geçtiği noktalardır diyebiliriz. Sinaps kelimesi Yunanca kenetlenmeden gelir. Önce sinapsların nerede olduğundan bahsederek işe başlayalım. Öncelikle bir nöronun somasını kırmızıyla buraya çiziyorum. Sonra nöronların dallanma aşamasına ait dendritleri mavi ile çiziyorum. Nöronun aksonunu da yeşille çiziyorum. Sona gelene kadar herhangi bir dallanma olmuyor. Ancak sona gelince ayrı ayrı pek çok terminallere ayrılıyor. Ben sadece birkaç tanesini buraya çizeyim ama gerçekte bundan çok terminal olduğunu bilmeniz gerek. Bir nöronun sinapsta temasa geçeceği hedef hücreleri de gösterelim. Bu hücreler başka bir nöron, kas hücresi veya bez hücresi olabilir. Hatta bazı nöronların kan damarlarında bile sonlanan akson terminalleri olabilir. Ve bunlar kan dolaşımına hormon denen madde salgılama görevi üstlenirler. Sinapslar nöronların akson terminallerinin hedef hücreleriyle temasa geçtiği işte bu bağlantı noktalarıdır. Sinapsların birkaç türü var. Bir türünde burada çizdiğim gibi bir boşluk bulunur. Gerçi bu boşluk benim çizdiğimden çok çok daha küçük bir boşluk. Diğerinde ise hiç boşluk yok. Birbirlerine fiziksel olarak bağlılar. Boşluk bulunan sinaps türüne kimyasal sinaps deniyor. Çünkü akson terminalinden hedef hücrenin zarına geçen sinapsta kimyasallar veya moleküller salgılanır. Diğer tür sinapsa elektrik sinapsı deniyor. Bu tür sinapsta akson terminalinin fiziksel olarak hedef hücreye yani hedef hücre zarıyla daha doğrusu bağlanabilmesi için hücreler fiziksel olarak birbirine bağlı. Burada boşluk kavşağı denen ve nöronun içinin hedef hücrenin içiyle iletişime geçmesini sağlayan bazı yapılar bulunur. İkisinin sitoplazması gerçekten birbirine bağlıdır ve iyonların nörondan hedef hücreye doğrudan akışı sağlanır. Bu videoda, bu video serisinde size boşluğu olan kimyasal sinapslardan bahsedeceğim. Çünkü bunlar elektrik sinapslarından çok daha yaygın olarak görülür. En azından insanlar için durumun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Tipik bir insan nöronunun sinapslar yoluyla inanılmaz sayıda bağlantısı vardır. Binlerce farklı hedef hücreyi akson terminalleri sayesinde bağlar ve tipik bir nöron binlerce sinaps yoluyla bilgi alır. Bu sinapsların çoğu dentritlere gelir. Böylelikle başka bir nöron aksonunun bu nöron dentritleri ile iletişime geçmesi sağlanır. Bir dentritte de çok sayıda sinaps bulunabilir. Dendritlerin dallara ayrılmasının sebeplerinden biri de daha fazla yüzey alanına sahip olup daha fazla sinaps üretmektir. Çoğu nöron için sinapsların çoğu bu dendritler yoluyla gelir. Fakat çoğu nöronun aynı zamanda soma'ya gelen sinapsları da bulunur. Hatta aksonlara kadar uzanan sinapslar bile vardır. Ama genelde akson üzerinde belirsiz bir yere değil, akson terminaline gelirler. Mesela şu akson geldiğinde onun akson terminali bu nöronun akson terminaliyle sinaps oluşturuyor. Bu durum aynı şekilde şu akson terminaliyle tekrarlanabilir ve sinapsları olabilir. Veya şu akson terminaliyle durum aynı olabilir. Milyonlarca sinapsın gerçek anlamda şu nöronu kapladığını bir iyice aklınızdan geçirin düşünün. O da bunun karşılığında sinapslar yoluyla binlerce hedef hücreye bağlanıyor. Nörona gelen ve nörondan çıkarak sinir sisteminin diğer kısımlarına giden bilginin ne kadar karmaşık olduğunu hayal edin. Şimdi yaklaşalım ve sinapsların yapısına yakından bir bakalım. Örneğin şuradakini yakından inceleyelim. Önce büyük bir akson terminali çiziyorum. Biraz şişiriyorum ve yeşille çiziyorum. Hedef hücreyi de maviyle çiziyorum. Dediğim gibi bu başka bir nöron, kas hücresi veya bez hücresi olabilir. Merkezi sinir sistemindeki çoğu sinapsı kaplayan yapı astrositlerin bitiş ayaklarıdır. Hatta bunu morla çizeyim ve bir etiket yapıştırayım. Astrosit yazıyorum. Merkezi sinir sisteminde sinapsların çevresini kaplayan astrosit. Yani bunun gibi kimyasal bir sinapsta şurada nöronun akson terminali zarıyla hedef hücrenin zarı arasında bir boşluk bulunur. Aslında bu boşluk benim çizdiğimden çok daha küçük ama daha iyi görebilmek için biraz büyük çizdim. Evet, çok çok küçük bir boşluk ama hücreler fiziksel olarak birbirine dokunmuyor. Arada bir boşluk var. Bu boşluğa sinaptik boşluk veya yarık deniyor. Yazalım. Sinaptik boşluk. Nöron ve hedef hücre arasındaki boşluk. Tabii ki şuradaki ve şuradaki zar parçalarının da isimleri var. Nöronun akson terminalinden sinaptik boşluğa bakan zarın bu bölümüne Pre-sinaptik zar denir. Pre önceki anlamına geliyor ve bu zar sinaptik boşluğun gerisinde olduğu için de presinaptik diyoruz. Hedef hücrede bulunan ve sinaptik boşluğa bakan bu zara ise post sinaptik zar diyoruz. İşte şurada. Evet sinaptik boşluktan önce gelene presinaptik sonra gelene de post sinaptik diyoruz. Pre-sinaptik zarında nöronun sitoplazmasının içinde küçük zar baloncukları olan kesecikler var. Bunlara sinaptik kesecikler diyoruz. Evet Sinaptik kesecikler. İşte nöronun presinaptik zarının içinde baloncuk gibi olan yapılar yani bu kesecikler. Bu kesecikler nörotransmitter yani sinir taşıyıcısı denen moleküllerle dolu. Bu molekülleri göstermek için noktacıklar koyalım. Bunlara toplu bir şekilde nörotransmitter ya da sinir taşıyıcısı deniyor. Çünkü nörondan hedef hücrelere bilgi taşıyorlar. Sinir taşıyıcılarının farklı türleri vardır. Başka videolarda bunu işleyeceğiz. Post sinaptik zarda sinaptik keseciklerdeki nörotransmitter için özel reseptörler bulunur. Sinir taşıyıcısı post sinaptik zardaki bu sinir taşıyıcısı reseptörleri karşısında tıpkı anahtar deliğine giren bir anahtar gibi olacak. Bir sonraki videoda nörotransmitterlerin ve sinaptik keseciklerin presinaptik zardan nasıl salındığını, sonra sinaptik boşluğu nasıl geçtiğini ve postsinaptik zardaki reseptörlere nasıl bağlandığını konuşacağız.